Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoda her zaman olduğu gibi karşınızdayım. Bugün sizlerle aslında yapmayı planladığım bir videoyu da bu videonun altında yedirmeyi planlıyorum. Yani bir Edgar videosu yapacaktım. Cervinyo'nun durumundan sonra arkadaşlar Edgar videosunu özel olarak yapmaya gerek kalmadı. Çünkü söyleyeceğim şeyleri burada söyleyeceğim. Ben daha önce de yayınların arasında çok söylemiştim. Edgar olayı zaten en başından böyle diye. Bu videoda bunları açıklık getireceğim arkadaşlar. Sizin de özellikle Cervinho'nun fesi, Edgar'ın geri dönmeyecek olması ve Koyasi'nin de takıma ne katacağı hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Bunları benimle paylaşırsanız güzel olur. Ayrıca bana destek olmak için arkadaşlar yorumla sabitlediğim ve açıklamada bulunan katıl linkine tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Yani hedefim hedefim %10'luk bir katıl kitlesi. Bu kitleyle arkadaşlar en azından bazı içerikleri daha rahat yapabileceğim. Bazı belgeselleri daha yapabileceğim desteğinizle. Yani çok soruyorsunuz. O yüzden katıl linkini videonun altında açıklamaya ve yoruma sabitledim. Eğer gücünüz yetmiyorsa arkadaşlar abone olmak bile bana yetiyor. Beğenmeniz, yorum atmanız da yetiyor. Çünkü taraftarın bir bakışını merak ediyorum. Şimdi Edgar artık yok. Yani Edgar artık olayı kapandı. Ama bunu siz biliyordunuz yani. Ben bunu söylüyordum, diyordum. Ee, nasıl bakıyorsunuz? Bunu ben merak ediyorum. Açıkçası ben şimdi burada kulübe çok bir şey diyemiyorum. Zor bir karar. Edgar'ın sözleşmesine 6 ay kalmıştı. Edgar'ı serbest bırakıp tekrar imzalayamazsın. Bir etikle alakalı, FIFA etiğiyle alakalı. Çünkü Edgar'ın %50'si Lil'in. Şimdi sen bunu serbest bırakıp tekrar imza, imzalarsan o %50'lik madde düşüyor. E Bunun şikayet edildiğinde şikayetlik bir durum olur. Bir de Edgar ilk etapta feshetmek daha kolaydı. Yani 300 bin euro, 350 bin euro verdin, yolladın. ki biraz çetrefilliydi. Onun pazarla anlaşılması yapıldı. Cervignon'un sözleşmesi 6 aylık donduruldu. Yani dondurulma değil feshedildi. Yazın tekrar bir imzalama olacak. He, bundan bir sorun çıkabilir mi? Vallahi bilmiyorum yani hukukçu değilim çıkacağını zannetmiyorum. Kulüp bunu düşünmüştür zaten. Fakat bu oluyor. Mesela Mustera'yı da Galatasaray böyle yapmıştı o sakatlandığında. Yani ki ben size bunu ilk bu olay çıktığında söylemiştim. Yani Edgar'ın olayında yani dedim. Edgar'da direkt fesih oldu. Normalde fesih ve tekrar anlaşılacak diye bir şey söylenir diye. Aradaki zaten farkı anlamış oldunuz. Burada tabii üzücü olan şey başkan işte tekrar imzalayacağız tarzı şeyler söylemişti. Bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ama Ahmet Ağoğlu ya bu şeyi yapıyor. Bu siyaseti yapıyor o anda. Taraftarın gazını almak için de bunları söylüyor. Yani yöneticilikte kolay iş değil. Ama beni dikkatli dinleyenler, beni kale alanlar bu konuya hazırlıklıydı. Evet bu durumlarda tepki göstermemek gerekiyor. Yani bunu ben normalde ben muhalefet olan biri olarak bunu söylüyorum. Çünkü Trabzonspor zaten Vişka'yı bayağıdır istiyordu. Yani Cervinho sakatlandıktan sonra oraya direkt olarak koya salındı serbestlikten. Zaten bir derinliğe ihtiyacı vardı yani. Cervinho sakat olmasa bile bir oyuncu gerekiyordu oraya benim görüşüm. Ee, Vişka alınacaktı. Fakat işte Edgar'ın sakatlığı hiç hesapta yoktu arkadaşlar. Yani kim iki tane futbolcusunu uzun sakatlığa kurban vermek ister. Bazı durumlar hesapta yoktu. Bir de yani o kadar transfer yapıyoruz. Görüyorsunuz ki yani ligin ikinci arasında kulübede bir takım sıkıntıları var. Galatasaray'ı yendi Trabzonspor. Yani kulübeye kulübeden oyunu net şekilde değiştirebilecek bir oyuncumuz yok. Yani tek ucum silahımız Yunus'la Koyitay'dı ki Koyuta'dan umut kestik. Yunus'tan benim çok umudum yok maalesef. Yazın çok umudum vardı. Çok yakından takip ediyordum. Sonra umutlarım biraz yani hayal kırıklığına uğradım. Beklentimin yüksek olduğu oyunculardan bir tanesi de Yunus Mal'dı. Orta saha rotasyonunda Baksitas ve Hamsi'yi rahatlatır diyordum ama bu olmadı. Ee, yani felasıl kelam şu an hazır olan bir oyuncum var Koyasi. Ben Afrika Kupası'nda oynamasını da iyi karşılıyorum. Oyuncu çünkü bir oynamadığı periyot vardı. Afrika Kupası'nda bir kampın içinde bulundu. Takımla beraber şey oldu. O turnuva heyecanlı tatlı. Şimdi Trabzonspor en azından ilk geleceğinden biraz daha hazır hale gelmiş oluyor. E bir de şimdi daha stressiz bir zamana gelmiş oluyor. Bu tür oyuncuların böyle stressiz zamanlarda gelmesi daha iyi. Yani çünkü hayatı boyunca çok baskılı, baskının bulunduğu camilere bulunmamış tarz oyuncular bu Koyası gibi. Ben ama Trabzonspor'a çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. E, katkı sağlayacağını düşünüyorum. Özelliklerinden dolayı. Yani ki yani Koyasi bu kadar mı önemli futbolcuydu? Edgar'ı yok yere verdik, bedavaya verdik. Şimdi arkadaşlar Edgar'ın olayında Edgar gibi Edgar tarzındaki futbolcularda fiziksel özellikler öne çıkıyor. Nereden baksan Edgar'ın dönüşü Kasım'ı bulacaktı. Burada bir karar verilmesi gerekiyordu bekleyelim mi? Bir de bir yandan sözleşmesi bitiyordu. Ne yapalım? Nasıl çözelim bu işi? O konuda kulübü anlıyorum. Dönüşü nasıl olur bilemiyorsun. Yani buna örnek kim vardı? Ha, mesela Galatasaray'da Luyendama vardı. 8 milyon euroyu almışlardı. Yani işte satmayı planlıyorlardı. Hatta dün Uğur Karakullukçu'nun videosunu izliyordum. Vole de o da aynısını diyordu. Galatasaray Luyendama'yı aldı 8 milyon euroya. Bir sene, bir çok sene oynatıp ardından 12-14'e İngiltere'ye satmayı planlıyordu ama geçirdiği sakatlık sonrası elde patladı. Ama hala para ettiğini iddia ediyor ki bence de o kadar kötü futbolcu değil. Hatta ben tweet atacaktım. Acaba yabancı sınır olmasa biz uygun bedeli alsak bu Çünkü 1 milyon euro gibi bir maliyeti vardı. Yani atmadım. Bir kızarsınız diye iki yabancı sınırı vardı yani. Gerek yok. Neyse. yani Luyendema bile o düşüşü yaşadı daha fiziksel özellikle daha ön planda olan bir oyuncuydu. Edgar'ın yaşaması da muhtemel. Kolay değil o sakatlıktan dönüş. Nereden baksan sen bu oyuncuyu 7 ay 8 ay faydalanamayacaksın. Geri dönüşü nasıl olacak? O süre zarfında stopersiz mi olacaksın? Bir yandan yerli oynatma kuralı daha da fazla oluyor. Yapman gereken şeyler var. Bu sezondaki hamlelerin var. Bu sezon kaçmaması gerekiyor. Kolay bir karar değil ama bu hikayede yanan maalesef Edgar oldu. Yapacak bir şey yok. Tekrardan söylüyorum. Edgar transfer kulübüne dönmeyecek. Cervinho yazın dönecek. Cervinho sözleşmesi en başından beri yanlıştı. Bunu çok da söyledik ama şu an söyleme gereği yok arkadaşlar. Koyasi'nin çok faydalı olacağını düşünüyorum. gerçekten faydalı olacaktır. Özellikle sıkıştığımızda hareketlilik getirmesi, hareketin gerektiği, gerektiği maçlarda kanat oyuncularımızın tıkandığı maçlarda ki tıkanıyoruz. Tıkanmıyor değiliz. Yani şu an baktığımızda en baştan itibaren yeni Malatya maçında bir, tıkanıklık yaşadık. Ondan sonra arkadaşlar işte Giresun maçında tıkanıklık yaşadık. Sivas maçında full tıkanıktık zaten. Galatasaray maçında tıkanıktık. Yani eskisi gibi akan bir kanat organizasyonumuz yok. Yani bir ilk kere biraz daha akıyorduk. Doğruya doğru. Ve doğru. bunun da tabii yorgunluk, vakayemenin sakatlığı, yani rakip takımların biraz daha kapanması da kaynaklı, kulübenin zayıf olmasından dolayı yani sağ içinde istediğin gibi özgür davranım, davranamıyorsun. Yani en kötü 3 tane kanat oyuncusunu aynı anda oyuna süremiyorsun. İşte yaparsın. İşte Vakayeme solda, Vişka şey mi oldu? Sağda çok mu zorlandı bir hareketlilik getirmek için? İşte Vişka'yı alırsın santrafon arkasına. Sağ kanata birini atarsın. Bilmem ne. İşte sol bekten biraz daha bindirmen gerekiyor. İşte poğaça çıkarırsın. İşte Yusuf Erdoğan alırsın. Oyunu biraz daha ön plana yıkarsın. İşte Cornelius'un var. Santrafor'da maç sıkıştı. İşte ortasadan bir adam eksiltirsin. İşte Enis'i e atarsın Santrafor'a. Böyle şeyler yapamıyorduk. En azından kulübede hazır bir oyuncunun olması iyi oldu. Stoper konusunda hala bir takım sıkıntıları var. Şu an Trabzonspor'un mevcut stoperlerinde şey Hugo ee, şey Ahmetcan Belçikalı denser. Hepsi de sol ayaklı. Sağ ayakta bir stoper eksikliği var. Gerekiyor mu? Gerekiyor. Ömer Toprak ismi ön plana çıkıyor. Bunun hakkında da bir takım videolar yapacağım. Ee, belki ara ara tabile forma şansı bulabilir ama uzun vadede oraya güvenebileceğimiz bir oyuncu gerekiyor arkadaşlar. Edgar kalitesinde e nereden baksın Edgar kalitesindeki bir oyuncuyu da 5 milyon liradan aşağıda kolay kolay bulamazsın. 4-5 milyon yuradan bulmak kolay değil bu sene bulunabilir mi ben pek ihtimal vermiyorum zaten stoper konusu hakkında bir video yapacağım arkadaşlar bugün yetişir herhalde bugün yaparım sizleri çok seviyorum yorumlarınızı bekliyorum katılın da gelin arkadaşlar 7 buçuklara hiçbir şey değil amaç para değil orada bir komite oluşturmak benim editoryal bağımsızlığım için bana destek olmanız yani ben birileri gibi bana birilerinden haber gelip aynı haberi başka bir yerin paylaşmasını yapmıyorum ya benim öyle bir torpilim yok. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Sizleri seviyorum. İyi izlemeler, iyi dinlemeler. Görüşmek üzere.